Süleyman Şah'ı soruyorlar. Hmm. Süleyman Şah'la ilgili şunu söyleyelim kısaca. Piyasada maalesef Süleyman Şah türbesiyle ilgili çok yanlış bilgi dolanıyor. Birkaç tanesini söyleyeyim. Bir, Moğollar türbeyi tahrip etmişti. Yalan. Moğolların türbeyle ilgili en ufak bir bilgi yok. Bir dakika, orada yatan ihtimal olarak Süleyman Şah mı daha yüksek ihtimali, Nurettin Zengi mi daha yüksek? Şimdi şöyle, Süleyman Şah türbesinde kimin yattığı tam olarak belli değil. Osmanlılar, Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın yaktığına inanıyorlar. Kutalmışoğlu Süleyman Şah diyenler var. Mesela bizim türbede 1086 tarihi var, Süleyman Şah'ın ölüm tarihi. Ama Süleyman Şah'ın biz Halep Kalesi'nin önündeki önüne gömüldüğünü biliyoruz. Yani Halep'e gömülüyor. Kimin? Süleyman Şah. Halep Kalesi'nin önüne defnediliyor. Bu kim? Bir dakika. İkincisi Nurettin Zengi değil. İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi Nurettin Zengi'nin babası. Çok büyük bir komutandır. Boğulmuş orada. Haçlılardan önce ilk defa Haçlılardan Müslüman toprağını geri alan kişidir. Urfa'yı almıştır. Allah rahmet eylesin. Coşkun Abdekin hocam doktora teziydi. Nur içinde yasın hocamız. İmadüddin Zengi Caber Kalesi'ni kuşatıyor. Kendi kölelerinden birisi öldürüyor hükümdarı. Hükümdar o bölgeye yakın Sıffin Savaşı'nda ölenlerin gömüldüğü bir yere gömülüyor. Fakat daha sonra oğlu cesedini oradan alıp başka yere götürüyor. Cenazesini alıp başka yere götürüyor. Maşallah. Şimdi orada yatan kişi 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynaklarında dedeler olarak kabul ediliyor. Ne olarak? Dedesi olarak kabul ediliyor. Şimdi Osman Gazi'nin dedesi olarak kabul ediliyor. Neşri hangi yüzyıl? Neşri orijinal bir eser değil ama derlemedir. Şimdi Yaşı Fakih Menakıbnamesi 1413'te görüyor Aşık Paşazade. Büyük ihtimalle bilgi o kanalla geliyor. Çünkü Aşık Paşazade'nin kitabının girişi tamamen Yaşı Fakih'in kopyasıdır. Ben orada yatan kişinin Osman Gazi'nin dedelerinden biri olduğunu inanıyorum. Çünkü bazı secerelerde Osman Gazi'nin dedesi değil, büyük dedelerinin arasında Süleyman Alp diye birisi var. Enveri'nin düsturnamesinde bu yazıyor. Düsturnamede var. Süleyman Alp diye birisi var. İki, Orhan Gazi'nin oğlunun ismi Süleyman. Evet. Yani bizde ataların isminin konulması çok sıktır ve bunu çok sık görüyoruz. Ata mı dede ismi mi? Dede olur, daha büyük dede olur. Mesela bunu ailelerde bilir insan. Ya dedeyi koyar, ya büyük dedeyi koyar, ya babayı koyar. Oradakinin Osmanlı'yla kesin bir bağlantısı var. Çünkü durduk yere kalkıp gidip oradaki bir şey mezarı sahiplenilmez. Yani bir bağlantı var. Ne zaman sahiplenmez? 15. yüzyıldan itibaren bu ortaya çıkıyor. Hatta öyle, o bölge Türkmen bölgesi. Döver Türkmenlerin bulunduğu bir bölge. Ne? Döver. Hı. Bu şeyi kuran boydur bunlar. Elazığ civarındaki beyliğin artukları kuran boydur. Döverleri bölgesidir. Kayı boyunda mı? Kayı değil. Oğuz. Oğuzların başka bir boyu. Kayı gibi. Ve bölgede atı hastalanan atı getirirmiş oraya. Nereye? Türbeye. Atı diyor. Akaracı Ahmet. Atı diyor, sancılanan atı getirirler. Bir tur attırdığın zaman atı iyileşir diyor. Veyahut insanlarda da sıtma hastaları gidermiş. İki türlü gidiliyor. İki, Yavuz Sultan Selim gitti türbeyi yaptı. Yok şey, affedersin, daha önce. Selahaddin Eyyubi diyorlar. O türbeye sahip çıktı. Hatta bunu şöyle yapıyorlar. İşte bir Kürt, bir Türk türbesine sahip çıkış şeklinde siyasi bir yorum yapılıyor. Selahaddin Eyyubi'nin Süleyman Şah türbesine sahip çıktığına dair de bir bilgi yok. Yani gidip Süleyman Şah türbesine sahip çıktı vesaire oldu. Nereden bu bilgiler çıktı ben anlamadım. 2, 3. Bir dakika, şeyi söyle, bunlar yalan mı? Bunlar yanlış. 3. Yavuz Sultan Selim türbeyi tamir ettiriyor. Ben hiçbir Osmanlı kaynağında Yavuz Sultan Selim'in Süleyman Şah türbesini tamir ettiğine dair bir... Sevgili seyirciler, o dönemi çok iyi bilir. O dönemi anladım. Bilgi görmedim. Bak, konuşman yapıyorum. Hiçbir Selimname'de, hiçbir Süleymanname'de o bölgedeki türbeyle ilgili bir bilgi yok. Peki. Affedersin, şunu da söyleyelim. Rakka, yani türbenin bulunduğu Rakka bölgesi şeyden uzak bir bölge. Sefer güzergahlarından, ana yollardan uzak bir bölge. Yani oraya kadar gitme şansı var. Ben bile, sen gitmişsin galiba da, Suriye'ye gittiğim zaman ben bayağı bir gezdik. Yani Hama, Humus. Maalesef Rakka'ya gidemedik uzak diye. Ben de gidemedim. Gidemedim yani. Çok da istiyordum Caber Kalesi'ne. Türkiye'nin o dönemde Suriye ilişkileri iyiydi 8-9 sene önce.
Eski yere mi diyorsun? Hayır, Caber Kalesi'ne gidecektim. Karakozari'ye. Caber çıkamazdın. Çok zordu o. Ha, yani, şey hayır, şey de değil. Mesela, yani ana yolların dışında. Bir de Türkmenlerin sürgün bölgesidir Osmanlı zamanında orası. Çöl olduğu için o bölge. Türkmenler sürüyor. Yani şimdi böyle, yok türbe şöyle yapıldı, yok türbe böyle yapıldı. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı vesaire diye uyduruyorlar. Nereden uyduruluyor? Yavuz Sultan Selim yaptırdı. Ondan sonra bilmem kim yaptırdı. Şu yaptırdı, bu yaptırdı. Hiçbir bilgi yok ya. Bir satır yok. Ve şeyi de söyleyelim. 1939'da bir türbede nakil de yok. Yok. Yani bu üçüncü nakil deniliyor. İkinci nakil bu. 1974'te birinci nakil yapıldı. Hocam bu şeyle ilgili çok güçlü bir gelenek oluşmuş ki bu Ankara Anlaşması'nın maddesinde bakın aynen şöyle diyor. Sülale-i Osmaniye'nin müessisi. Sultan Osman'ın büyük pederi Süleyman Şah'ın. Yani o hani bunun Selçuklu mu Osmanlı mı tabii ailesini temsil ettiği Süleyman Şah'ın bu Osmanlı Osman Bey'in büyük atalarından birisinin olduğu artık gelenek olarak yerleşmiş bu Ankara Anlaşması'na çok açık bir şekilde girmiş. O benim yani, işte hep merak ettiğim o anlaşmaya koyma fikri kimindi? Evet bu enteresan. Şimdi orada da uzun süre ben affedersin Ali şunu merak ettim. Murat'la da konuştuk. Savaşın ortasında mezar nasıl akıllarına geldi diye. Sonra biraz araştırınca şu çıktı. Misak-ı Milli'ye dayanarak bizimkiler burası da bizim için önemli bir bölgedir diyerek sınırı o bölgeden geçirmek istiyorlar. Yani kuş uçuşu bize 90 küsür kilometre Caber Kalesi. Fakat Fransızlar bunu kabul etmiyorlar. Bize mezar kalıyor. 9 kilometre karelik yani yaklaşık 10 dönümlük bir yer kalıyor. Tabii sınır oradan geçseydi çok farklı olurdu. Yani ya tabii, 90 kilometre aşağıdan Halep'in için alıyor zaman bak. Halep eğer Caber Kalesi'nden bir sınırı çizsek Halep Türkiye'nin sınırları içinde kalıyor. Ali Fuat Paşa'nın çizdiği bir harita var. Kimin? Ali Fuat Paşa'nın çizdiği bir harita var. Mesela o haritada ilginç bir şekilde o şey sınır var. Birisinde Irak sınırı yukarıda, birisinde Halep sınırı. Nerede senin? Bak o enteresan. Bu meclis antenli bir kağıda çizmiş. Misak-ı Milli diye Osmanlıca bizim Düşünce ve Tarih dergisinde yayınlamıştık bunu. Alttaki Suriye, üstteki Irak sınırı. Bu Lozan'dan önce mi? Tarihi yok. Merakadan geçiriyor beyler. Tarihi yok tam ama Misak-ı Milli'nin ama yeni abdali çizmiş, yazmış. Tabii tabii. O Misak-ı Milli biliyorsunuz. Şeyi... Tam gözüküyor. Bu en çok bu kadar yanaşıyor değil mi? Şu Rakka'nın altından geçiyor sınırı. Halep de ta yukarıda kalıyor. Zaten yok Rakka'dan geçse zaten Halep tabii, çok tabii toprağı alıyor yani. Evet. Bu. Şimdi Atatürk'ün bu Misak-ı Milli ile ilgili mesela Velid Ebu Ziya ile ilgili bir şey var. Daha Sivas'tayken Ekim 1919'da soruyor. Velid Ebu Ziya soru göndermiş 15 tane. Atatürk de onlara cevap vermiş. Gazetede yayınlanmış. Orada sınırları hakkındaki düşünceniz nedir diyor. Mütareke imzalandığı anda askerlerimizin durduğu noktadır sınırlar diyor. O anlayış hep var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu mezarın herhalde Fransızların o Halep, Rakka vesaire ikna edilemeyince işte ise mezarın bu egemenlik alanı olarak Türk toprağı olarak kabullenmesi. Kimin fikri bu? Onu bilmiyorum. Görüşmeleri yapan ama Yusuf şu Siyah Tengir şekli Franklin bu yoluna görüşen uzun süre çünkü kaldı Ankara'da bu. Sakarya Savaşı'nın sonunu bekledi anlaşma imzalamak için. Hem Fevzi Paşa ile görüşmeleri var hem de Atatürk ile uzun süre görüşmeleri var Mustafa Kemal Paşa ile yani. Diyor ki birbirimizi anladık, birbirimize de görüşlerimizi ifade ettik ve birbirimizi anlamaya çalıştık. Yani şey olarak hangi konularda mutabakat sağlayacağım. Hocam affedersin, Ankara Anlaşması'nın görüşme zabıtları bizde var mı? Görüşme zabıtları benim bildiğim kadar şu anda bilmiyorum. Konuşma, yani yok. Şey olarak çıkmadı. Bu yani zabıtların olduğu işlerinde olmaması çok olabilir. Zor. Ama ATS'e arşivinde olabilir. Mesela şeyin Mustafa Kemal'in evrakı içinde olabilir. Yok harciyede olması lazım. Ordu da olabilir. Yani bir ona ama bakmak lazım. Ama en temizi aslında şimdi efendim Erhan Kitap yazdığı haftaya mı çıkıyor? Aha baskıya gidecek. Süleyman Şah hakkındaki her şeyi yazdı. Türbe hakkında. Yanlış keski şeyi yaptı. Ve affedersin şeyi de söyleyeyim. Fransa arşivine baktı. Sağlam belgeler. Şeyi aldık oradan. İtilafnameyi aldık sağ olsun. O Fransa itilafnamesini ama problem mesela Fransa etkisinde görüşmeciye şeyi okutmuşlar. Misak-ı Milli'yi okutmuş bizimkiler.
Yani biz bunun temel alıyoruz, okutmuşlar. Tabii. Misak-ı milli ama yok. Adamın işine gelmiyor. Kabullenmiyor. Ha, işine gelmiyor. Yani misak-ı milli tek taraflı bir temennidir. Ha, yani hayır, bizim andımız budur falan demişler ama tabii Fransa'da işine gelmiyor. Görüşmenin çünkü ertelenmesini istiyor zaten misak-ı milli okumak için. Verince ona misak-ı milli. Bu 23 ya da 24'te mecliste yılbaşı hediyesi olarak dağıtılan bir harita var. O haritada Mustafa Öztürk yayınladı. Evet. Halep, Musul vesaire. Tabii tabii. Ben de var Türk toprağı olarak Türk toprağı olarak gösteriliyor. İstiklal madalyasının arkası tarafında, arka yüzünde de bu harita vardır. Eski madalyanın. Evet, eski ilk madalyanın. Şeyin çizdiği. Neydi? Resamı. Ah, Bahriyeli. Hüsnü Tengizman. Yani onun arka tarafındaki şeyde haritada aynı haritadır. Evet. Orada da var yani şeyin sınırlarında. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'da bir gün sonra Ziraat Mektebi'nde Ankara ileri gelenleriyle bir toplantı yapıyor. Hmm. Onlara bir konuşma yapıyor. O konuşma daha ayrıntılı bir şekilde o sınırları çiziyor. Hmm. Orada da hem Musul vilayeti Kerkük dahil içinde sınırların hem de şeyde Halep'te. O çizgi, burada evet, gördüğümüz çizgi de içinde. Ya ama bir de şeyi söylüyorum, affedersin şimdi. Yani beyler, misak-ı milliyi niye uygulamadık falan diyorsunuz Lozan'da. Misak-ı milli bir temennidir. Ay, gücümüz yetse, tabii gücümüz yetse affedersin onu diyeyim, biraz önce gelirdim. Yani şimdi Atatürk'ün gücü yetse niye almasın bu işte o zaten şimdi giden, yani niye almasınlar yani? Gönderilen, heyete verilen 14 maddelik talimatın birçok maddesi şeyle ilgili. İstersen de onun üzerinde duralım biraz. 14 maddelik bir talimat veriyor. Gireriz hocam, şu şeyi bir yapalım da mücadele edersen. Peki. Yani şeyin, bir dakika, Süleyman Şahı onu ben bir daha söyleyeyim de, şimdi mesele şu. Lozan'dan sonra da bizimkilerin o toprakları alma umutları devam ediyor. Yani şimdi burada milli mücadeleyi vermiş komutan tabii. Ve arkadaşları canlarını dişlerine takmışlar. Türk Devleti'nin topraklarının geniş olmasını istemezler. Tabii Hatay'da ama yoktu. Ama olmamış. Yani gücün yetmemiş. Olabileni yaptık. Yeseydi keşke. Daha fazla alınabilirdi. Yani bu askeri gücümüz olsaydı bu devam eder ve alınırdı. Ama askeri gücün de yani o tekalifi milli emirleri nedir? Yani herkes %40'ını verecek falan. Sen ordunun artık hali Sakarya kalmamış. Sakarya Savaşı'nı öyle kazandık yani. Öyle. Süleyman Şah Türbesi'ndeki o iki kişi kim? Diğer iki mezar. İki kişinin muhafız olduğunu inanılıyor ama benim duyduğum bir tanesi çocuk mezarı. Pardon? Çocuk mezarı bir tanesi. Mış 74'te. Ben de öyle biliyorum. Yani ya. Çünkü kaynaklarda Süleyman Şah'ın dışında yanındaki ölenlerle ilgili kişi yok. Yani şimdi halk şöyledir. Efendim şimdi bir dakika dur, karışık olacak ama söyleyelim. Süleyman Şah'ın türbesi bela. Bir baştan şey yapalım istersen. Şimdi gazetelerde günlerde bu operasyondan sonra, bu haklı operasyondan sonra bazı haberler çıktı. Dendi ki işte 1939'da bir an 38-39'da bir anlaşmazlık oldu Suriye ile. Mezar bir yere nakledildi, birinci nakil. Ondan sonra 73-74'te baraj yapılıyordu, ikinci nakil. Üçüncü işte buraya geldi, dördüncü yerine falan, öyle bir şey yok. Yani 1938'de mezar nakli diye bir şey yok. Bunu birisi 38'de karakolu yapılıyor. Karakol binası yapılıyor ama ne olmuş? Bir sınır anlaşmazlığı olmuş. Suriye bize zaten gıcık. Herifler getirmişler, burnumuzun dibine bir nöbetçi kulübesi koymuşlar. İki kulübe böyle bakıyor birbirine. Onun resmini de koydum. Onun resminin orijinalini buldum. Yollamıştım ben sana onu. Ha, yok, onun orijinalini satın aldım. Bravo. Güzel oldu o da. Satın aldım. Evet. Bravo. Yapacağız yani, o kadar önemli. Bravo, bir aleyküm, fotoğraf. Aleyküm. Evet. Keşke, yani, affedersin, şey de söyleyelim seyircilerimize. Orada askerlik yapmış insanlar vardır. Eğer ellerinde resim varsa, bakın internetteki resimleri söylemiyoruz. İnternetteki resimler önemli değil. Şu elimizde özellikle 74'ten önce türbeyle ilgili çok az resim var. 74'teki ilk durumlarına ait doğru dürüst fazla resim yok. Orada senelerce askerlik yapan insanlar oldu. Evet. Vefat etmiş olabilirler. Onlar tabii o dönemde de fotoğraf makinesi herkeste olmadığı için çocuk böyle çekme imkanı yoktu. Eğer ellerinde resim varsa bunu göndersinler. İki, bu şey hayatta galiba, albay Ergenekon, Necabettin Ergenekon muydu? Neydi tabii? Evet. Evet, yani o, albayımız eğer hayattaysa bir mail atsın. O şey çok güzel, Süleyman Paşa prensipli. Evet, şu açıdan önemli, daha önce şey yapılmıştı. Türbe 74'te mezarlar naklediliyor fakat türbe 75'te yapılıyor. Bunun tam tarihleri belli değil. Karman çorman bir şey.
Yani bunu netleştirmemiz lazım. Yani böyle... Ya vardır. Devlette hiçbir şey kaybolmaz kardeşim. Kaybolmaz, bulunmuyor. Bu bulamazsın. Bulunmuyor da. Bulamazsın. Bir savunma bakanlığı arşivinde olabilir. Abi işte söyledik. Söylemedik. Ya tesadüfen bir şey buldu. Evet. Kitabında çıkacak. Tabii. Krokileri bulduk. Bak mesela ne çıktı? Yayınlanmış. Kimsenin haberi yok. 38'de yayınlanmış. Bayındırlık İşleri dergisinde. Karakolun yapılışı. Krokiler. Cumhuriyet Arşivi'nden yani, çıktı. Hayır. Yayınlanmış ya. Bayındırlık İşleri dergisinin 10.000 sayısında yayınlanmış. Ama şimdiye kadar kimse kullanmamış. Ve şu çıktı ortaya. Abdülhamit döneminde yapılan türbeyle karakol iç içe. Fakat 38'de türbeyle karakol farklı yerlerde. Bir şey olmuş. Yani. Ve affedersin en acısı şunu gördüm. Kurumların yazışmaları var. Diyanet İşleri'nin filan. Öyle sıradan bir türbe gibi muamele etmişler maalesef bazı kurumlarımız. Yani oranın öneminin farkına varanlar olmuş. Varmayanlar olmuş. Tekke ve zaviyeler kapatılmış, türbelerin maaşı kesilmiş, bilmem ne olmuş. Karman çorman iş. Ve ben eski fotoğraflar vardır devletin elinde zannediyordum. Bir yerde var Murat'ın dediği gibi ama bulamadık. Çünkü ben geçen sene yayınlıyordum kitabı Aralık'ta. Fotoğrafları bulma umuduyla beklettik. Tam bu sırada da aslında yayınlansaydı olmayan bir türbe üzerine yayınlayacaktık. Evet. Yani onu da oradaki fotoğraflarda artık şey oldu. Zaten şimdi de kalmadı hocam yani fazla bir şey değişmedi. Ama yani. Piyasada dediğimiz gibi aşırı şimdi bilgi kirliliği yıktık. Var. Tekrarlayalım. Türbeyi Moğolların yıktığına dair hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi. İki, Yavuz Sultan Selim'in türbeyi restore ettiğine dair de hiçbir bilgi yok.